Canım selam trigonometri kampımızın birinci adımının ikinci videosuna hoş geldiniz sefalar getirdiniz harika bir trigonometri kampı arkadaşlar çok mutluyum trigonometriyi böyle detaylı detaylı ayrıntılı ayrıntılı anlatabildiğim için yönlü açılarda çok anlamadınız ama bugün kampın ne kadar ayrıntılı ne kadar detaylı olduğunu birim çemberde çözdüğüm sorulardan o kadar iyi anlayacaksınız ki yani ıh öh! diyeceksiniz yani bu diyeceksiniz yani bugün diyeceğinize çok eminim. Çok güzel sorular konuşacağız. Al sınava direkt koy tarzı sorular olacak arkadaşlar. Birim çemberde çözeceğimiz sorular. Aslında bu soru bir e, bu e, bu videonun başlığı birim çember değil. Bu videonun başlığı trigonometrik fonksiyonlar. Ama trigonometrik fonksiyonların çıkış noktaları birim çemberdir. Yani birim çemberi öğreniriz, onun üzerinde de trigonometrik fonksiyonları öğreniriz. Dolayısıyla bu video belki de trigonometrinin en önemli videosudur. Çünkü sin, kos, tan, kot, sekant, kosekantın hepsini birim çemberdeki bütün anlamını ve mantığını bu videoda sizlere vermeye çalışacağım. Ve bol bol alan uygulamaları, uzunluk uygulamaları ve birim çemberi uygulamalarıyla alakalı sorular çözeceğiz. Trigonometrik kampı video ders kitabımızdan ilerliyoruz biliyorsunuz. Ee, yönlü açıları 8. 7. sayfa itibariyle bitirdik. Şimdi bugün bu videoda bir, biraz işimiz var onu söyleyeyim. Sayfa 8, sayfa 9, sayfa 10, sayfa 11, sayfa 12, sayfa 13 ve sayfa 14. Evet maalesef bu videoda biraz işimiz var ama söz veriyorum keyifli bir video olacak. Anlamadığınız bir soru kalmayacak. Ne nereden geliyor, niye oraya kostedik, niye oraya eksisindedik bunların hepsini size yavaş yavaş anlatacağım. Bak şunu da üstüne basa basa söyleyeyim. ÖSYM son yıllarda birim çember uygulamalarıyla ilgili sorular soruyor. Bazen üçgenin içinde soruyor. Yani ÖSYM'nin Geometrik şekillerin alanlarını trigonometrik fonksiyonlar yardımıyla sorduğu soru adedi son yıllarda çok arttı. Hadi ben söyleyeyim. Ben burada da bundan bahsedeceğim. İkinci adımda da, üçüncü adımda yani her adıma biraz bu geometrik sorulardan koymaya çalıştım. Çünkü ÖSYM'nin trigonometrinin uygulama sorularına bakış açısı bu arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi başlıyoruz. Önce kamp programımıza bir bakacağız. Her gün... Ee, adımlarımız yavaş yavaş sağlam sağlam ilerlerken kamp programımızla örüntülü kamp programımızla takipli bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gelsin bakalım trigonometri kampımızın en güzel videolarından bir tanesi. Birinci adımın ikinci videosu. Evet gördüğünüz gibi birim çember yönlü açıları hallettik. Birim çemberi yapacağız şimdi. Birim çember ama Tekrar söylüyorum. Bakın videonun başlığına bakıyorsunuz. Videonun başlığı trigonometrik fonksiyonlar. Burada ne yazıyor? Birim çember. İkisi de aynı şey. Aynı şeyden kasıt şu. Trigonometrik fonksiyonları işleyebilmek, anlayabilmek için öncelikle birim çemberi tanımamız lazım. Yani birim çember trigonometrik fonksiyonların tanımı aynı video içerisinde yer alacak. Bunu da söyleyeyim. Sonra ikinci adımda bölge işaret, trigonometrik olanlar, özel açılardan bahsedeceğiz. Bu şekilde adımlarımız ilerleyerek 15 adımda arkadaşlar trigonometriyi halletmiş ve bitirmiş olacağız. Şunu da söyleyeyim. Bu 15 adımı ne zaman başlıyorsan kampa fark etmez. Bu 15 adımı e, güzel bir programla istediğin kadar süreye sığdırabilirsin. Çünkü başlayıp bitirdikten sonra yani bu trigonometri kampı bu fasikülü izledikten sonra herhangi bir soru bankası falan bitirmene gerek yok. Bu fasikül tek başına sana bütün trigonometriyi öğretir. Bütün sorularını da çözdürür arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi geçelim bakalım ders pdf'imize gelsin. Gel. Gel kardeşim. Sen kamp programı sen bir kenara kardeşim. Bir gel gel evet karşınızda birim çember tanımı ile alakalı birim çemberle ilgili anlatacağım şeyler sayfa 8'de. Sayfa 9'da kosinüs sinüs fonksiyonlarını tanıtacağım sizlere. Sayfa 10'da tanjant kotanjant sekant kosekantı. Sayfa 11'de bunların alan, uzunluk, kenar, açı bütün uygulamalarından bahsedeceğim. Çok güzel sorularımız var söylediğim gibi. Bunlar yarım açılarda, toplam farkta, ters trigonometriklerde, ileride yani trigonometrinin ilerleyen bölümlerinde de çok fazla karşınıza çıkacak. Şimdi birim çember nedir? Birim çember nedir? Birim çember. Merkezi sıfıra sıfır olan sıfıra sıfır noktasının orijin noktası olduğunu biliyorsunuz. Ve yarıçapı çapı bir birim olan çemberlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Birim çember diyoruz. Normalde çember denklemleri şudur. Eğer merkezini a virgül b diye bir herhangi nokta alırsanız koordinat ekseni üzerinden Yarı çapını da R alırsanız arkadaşlar çemberimizin o zaman çember denklemimiz x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir R kare formülüyle bulunur. Bu genel çember denklemi. Merkezi a virgül b yarı çapı R birim olan. Bizde merkezdeki a ve b sıfır o zaman x eksi sıfırın karesi yani x kare. B'miz de sıfır y eksi sıfırın karesi yani y kare. R'miz de bir birin karesi yani bir. O zaman birim çemberin genel denklemi x kare artı y kare eşittir bir olacak arkadaşlar. Bu şu anlamada gelir. Birim çember üzerinde aldığımız bir nokta birim çemberin denklemini sağlaması gerektiği için, örneğin bir nokta alıyorum birim çember üzerinde. Bu nokta A virgül B noktası, şu A B ile karışmasın. K virgül M noktası diyelim bu noktaya birim çember üzerinde ise x yerine K yazdığınız zaman K kare, y yerine M yazdığınız zaman M kare eşittir bir bağıntısını sağlamak zorunda. Birim çember üzerindeki noktaların absisleriyle ordinatlarının kareleri toplamı her zaman bire eşit olmak zorundadır. O yüzden birim çember bakın 1 ile çevrelenmiş. Yani şöyle bir şey olmaz. Eksi 2 yani birim çember üzerinde bak eksi 2 diye bir şey alamam. Eksi 2 bu tarafta. Çünkü birim çember üzerinde a eksi 2 absisli bir nokta bulunamaz. Eksi 2'yi götürüp yerine yazdığım zaman 4 artı m kare eşittir 1'den m kare eşittir eksi 3 çıkar. Bir sayının karesi eksi etmeyeceği için birim çemberde apsisi eksi 2 olan nokta diye bir şey yoktur. Tamam mı? Yani her nokta birim çemberin üzerinde olacak ya da birim çemberin üzerinde bir sürü nokta bulacağız diye bir şey yok. Ama tabii ki birim çember üzerinde sonsuz tane nokta var onu da söyleyebiliriz. Şimdi bak örnek 1 ile başlıyorum. Birim çember belirttiğine göre diyor x kare artı y kare eşittir 1. Yani x karenin katsayısı 1 olacak. Y karenin katsayısı 1 olacak. Sabit kat, şey de karşı tarafta 1 olacak karşı 1 zaten. zaten problem yok. M-1'in 1'e eşit olması lazım. M-1 eşittir 1 olması lazım. E M buradan kaç çıkar? 2. N-3'ün de 1 olması lazım. N-3 eşittir 1. N buradan kaç çıkar? 4. E o zaman arkadaşlar M ile N'in toplamı artı, 4 artı 2'den 6 yapacaktır. Yılan gibiyiz gerçekten bugün. Hakikaten yılan gibiyiz. Devam ediyorum. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Şimdi ikinci örnekle devam ediyorum. İfadesi birim çember belirttiğine göre artı ve toplamı kaçtır? Bak burada şöyle patlayacağız. Kardeş ben bunu 1'e eşitlesem bunu da 1'e eşitlesem. Oğlum a-2 1 ise buradan 3 çıkıyor. E, 8-a eşittir 1 ise e, a eşittir buradan e, 7 çıkıyor. E, 3-7 mi karar ver? 3 yazarsan birim çember olmaz. 7 yazarsan da birim çember olmaz. Burada şunu düşünün arkadaşlar. Bakın Bakın burada şunu düşünün. Şöyle bir şey olabilir mi? Bakın 3x kare ile başlayıp atıyorum örnek veriyorum. 3x kare ile devam etse bu şekilde devam etse karşısı da 3 olsa tık 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 x kare artı y kare eşittir 1. Anladınız mı? Yani eğer böyle x karenin y karenin katsayıları aynı bilinmeyen cinsinden veriliyorsa o bilinmeyenleri birbirine eşitleyin. a eksi 2 ile 8 eksi a'yı eşitleyin. Karşı tarafa attığınız zaman 2 a eşittir 10 yapar. a buradan 5 yapar. Bak şimdi a 5 ise a yerine 5 yazdığınız zaman hakikaten 3 geldi lan. 3 x kare artı <laughs> a yerine 5 yazarsanız 3 tane y kare eşittir. E, bilim çemberi olması için b'nin de 3 olması lazım ki kardeşim burası da 3 olsun sonra 3'e böleyim x kare 3'e böleyim y kare 3'e böleyim 1 x kare artı y kare eşittir 1 tamam mı yani a'mız 5 olmalı b'miz 3 olmalı a ile b'mizin toplamı da 5 artı 3'ten 8'i vermeli arkadaşlar 8'imizi işaretledik tamam mı örnek 3 birim çember üzerinde 240 derecelik bir açıya karşılık gelen noktanın koordinatlarını bulunuz diyor Wow. şekilsin hemen birim çember çiziyorum çizdim. Birim çember üzerinde 240 derecelik açıya karşılık gelen bir kere bir açının yönünü belirtmemişse yönünü bir açının yönünü belirtmemişse yani şu pozitif ve negatif öyle bir yön vermemişse o açı pozitif yönlüdür. Hani bir sayıda bir şey belirtmemişse reel sayıdır ya onun gibi. Dolayısıyla pozitif yönlü 240 derece alacağız. Bak burası 0 derece değil mi bak. bak burası 0 derece. 90 180 tam <laughs> Heh, dur 90 180 180 üstüne bir 60 daha gelelim işte 240 derece o zaman bu açı burası 60 ise bu açı 240 derecelik bir açıdır ee, şöyle birazcık büyüteyim şöyle çünkü burada işlem yapacağım şimdi diyor ki açıya karşılık gelen noktanın koordinatı. Yani bu noktaya ben A dersem bana bu noktanın koordinatlarını bul diyor. Şimdi bu bir birim çember. Bunu biliyorum. Yani burası eksi 1. Burası eksi 1. Burası 1. Burası 1. Bak şimdi noktanın koordinatlarını bulabilmek için hemen eksenlere dik indiriyorsun. Buraya, bir ekseni seç. Ben x ekseni seçtim. 90, 60, 30. Buraya da 60 aldım. <laughs> şimdi ee, yarı çapı, yarı çapı ne? Şu oysa OA arasındaki mesafe kaç? 1. Niye? Çünkü birim çember. Şimdi AO mesafesi yarı 1 olduğu için 1 dedik ya. Burası 1. Niye? Yarı çapı. işte birim çember oğlum. Yarı çapı 1. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı yarısıdır. 1 bölü 2. 60'ın karşısı da nedir? Kök 3 bölü 2. Güzel. E, o zaman e, koordinatı koordinata bulduk biz. Apsisimiz eksenin x ekseninin sol tarafında olduğu için 1 bölü 2'nin eksilisi yani eksi 1 bölü 2. Ordinatımız y ekseninin altında olduğu için eksi kök 3 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 koordinatlarına sahibiz arkadaşlar. Tamam mı? 4. Yukarıda verilen noktalardan hangisi birim çember üzerindedir diyor arkadaşlar. Şimdi bir noktanın birim çember üzerinde olması için o noktanın birim çemberin denklemini sağlaması lazım. Birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 ya arkadaşlar. Yani absiste x gördüğünüz yere eksi 1 yazıp Ordinatta y gördüğünüz yere artı 1 yazdığınızda sağlıyor mu? 1'i veriyor mu? Eksi 1'in karesi 1. Bir, 1'in karesi 1. Bir. 1 artı 1 arkadaşlar kaça eşittir? 2'ye eşittir. 2 1'e eşit olmadığından dolayı hayır. Eksi 1'e 1 bir noktası birim çember üzerinde falan değildir. Devam ediyorum şimdi. Eksi 1 bölü kök 2'ye kök 2 bölü 2. Eksi 1 bölü kök 2'yi yerine yazdım. Karesi 1 bölü 2 artı. E, y karede y yerine kök 2 bölü 2 yazdım. Kök 2'nin karesi 2, 2'nin karesi 4, 2 bölü 4. O da 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 kaçı verdi? 1'i verdi. E, o zaman birim çember üzerindedir. Denklemini sağlıyor. 1 bölü 2 yerine yazdım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı 3 bölü 2 kök 3. 3'ün karesi 9. 2 kök 3'ün karesi 9 bölü 4 kök 3'ten 12 mi yapıyor? 9 bölü 12 bunu 3 ile genişletirsem 3 bölü 12, 9 bölü 12 daha, 12 bölü 12 yani 1. Bu da birim çember denklemini sağlıyor. 1 çıktı. Bu da sağlar. Hangileriymiş? 2 ve 3'müş. 2 ve 3 birim çember üzerindeymiş. <laughs> birim çember üzerinde y eksenine olan uzaklığı, x eksenine olan uzaklığının 2 katına eşit olan noktaların birleşmesiyle elde edilen şeklin alanı. Bak şimdi. Bir nokta var birim çember üzerinde. Bir devrim ki bütün devrimleri yenecek falan. <laughs> bir nokta var birim çember üzerinde. Bu nokta hatta bu noktadan birden çok varmış öyle söylüyor. bir e, Y eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığının iki katına eşit. Işte. Şimdi bu noktamızın bu noktamızın x eksenine uzaklığı burası, y eksenine uzaklığı burası. X eksenine olan uzaklığı, y y eksenine olan uzaklığı yani şu yatay uzaklık x eksenine olan uzaklığının dikey uzaklığın 2 katına eşit. Yani buraya a dersem buraya 2a demem lazım. O zaman bu noktanın apsisi a olur. Ordinatı da 2a olur. Ve bu nokta birim çemberin üzerindeyse birim çember denklemini sağlar. Ama bu noktadan bir tane yok. Mesela a'ya 1 bir verin 1'e 2. A'ya eksi 1 verin eksi 1'e eksi 2. Yani bir, eksi 1'e eksi 2 birim çember üzerinde değil ama anlatmaya çalıştığım şey bunlar bu tarafta da olabilir. Bu tarafta da olabilir. Bu tarafta da olabilir. Peki. Bir bulmaya çalışalım bakalım. Birim çemberin denklemi neydi? X kare artı Y kare eşittir 1. Bu nokta birim çember üzerinde ise A kare artı Y yerine 2A yazdım. Karesi 4A kare eşittir 1. Buradan arkadaşlar 5 tane A kare eşittir 1. Buradan A kare eşittir 1 bölü 5. Buradan da A eşittir 1. 1 bölü kök 5 bir de bunun eksilisi. Yani eksi 1 bölü kök 5. Şimdi bak a yerine 1 bölü kök 5 yazarsan bu nokta 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5 noktası olur. a yerine eksi kök 2 yazmışım lan. Uy, 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 Eksi 1 bölü kök 5 yazacaktım. a yerine a yerine eksi 1 bölü kök 5 yazarsan bu nokta buranın simetriğinde de olur. Yani e, eksi 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5. E, şu nokta. Bu noktaya da B noktası diyeyim. Eksi 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5. Bunun şunu da var arkadaşlar. Sonuçta bunu götür şeyde yerine yaz. E, üçüncü bölgede yerine yaz. C noktası. O da 1 bölü kök 5'e e, eksi 2 bölü kök 5. Bak bunun da 1 bölü kök 5 e, absisi ise x eksenine uzaklığı 1 bölü kök 5, 2 bölü kök 5, 2 katı. Bunun dördüncü bölgedeki karşılığı da olur. Yani ikisi de negatif olan. Yani 1 bölü kök 5'e şey, e, d noktası diyelim buna da. Eksi 1 bölü kök 5'e, eksi 2 bölü kök 5. İşte bu noktaların de y eksenine olan uzaklığı, x eksenine olan uzaklığının 2 katına eşittir. İşte bize bu şeklin alanını soruyor. Bu bir kare mi? <laughs> bu bir kare. Niye? Çünkü... B noktası eksi A noktasından bakalım. A noktası bak A uzunluğu burası. Burası da A uzunluğu. A uzunluğu bu bir kare değilmiş bu arada. Bu bir dikdörtgenmiş. Burası 2A uzunluğu burası da 2A uzunluğu. Dolayısıyla arkadaşlar bir kenarımız 4A çarpı diğer kenarımız da 2A. 4A çarpı 2A. Yani 8 tane A karedir bizim alanımız. E, a'mız da 1 bölü kök 5'ti. Fark etmez. Eksi 1 bölü kök 5 de alabilirsiniz. Karede eksi gidecek. Yani 8 çarpı 1 bölü kök 5'in karesi 1 bölü 5. Yani cevabımız 8 bölü 5 olarak bulunmuş olacaktır. Anlaştık mı? Devam ediyorum 6. soruyla. <laughs> diyor ki P A virgül B noktası birim çemberi üzerinde olmak üzere noktalarından hangileri kesinlikle birim çember üzerindedir diyor. Şimdi birim çember üzerinde ise x kare artı y kare e, ha bak P A virgül B noktası birim çember üzerinde. O zaman x yerine A yazdım A kare. Y yerine B yazdım B kare. A kare artı B kare eşittir 1. Diğerlerinden bu denklemi bu bağıntıyı elde edebilirsek o noktalarda birim çember üzerindedir. Mesela B'yi eksi A. X yerine B yaz. Artık birim, bu, bunu unut. Birim çemberimiz x kare artı y kare eşittir 1. Şimdi 1 çıkkında x yerine b yaz b kare y yerine eksi a yaz eksi a'nın karesi a kare b kare artı a kare 1 zaten ben onu biliyorum o zaman bu sağlar birim çemberin üzerinde a eksi b bölü kök 2 yerine yazıyorum a eksi b'nin karesi bölü kök 2'nin karesi 2 artı y yerine de a artı b'nin bölü kök 2 yazıyorum o zaman o da a artı b'nin karesi bölü 2 ee, açarsam birincinin karesi a kare çarpımların iki katı eksi 2ab iki ikincinin karesi b kare a Artı b'nin karesini açarsam birincinin karesi a kare çarpımların iki katı 2ab iki ikincinin karesi artı b kare Bu tamam bölü paydasında da ne var arkadaşlar 2 var e Burada eksi 2ab ile artı 2ab birbirini götürecek 2a kare artı 2b kare çıktı bak yukarıdan 2 tane a kare artı 2 tane b kare Paydamızda da ne var 2 i̇ki var 2'ler de sadeleşirse a kare artı b kare ee, eşittir 1. Niye? Çünkü birim çember üzerinde olduğu için x yerine a eksi b'nin karesi bölü 2'yi kök 2'yi e, kök 2'nin karesini yani y yerine a artı b bölü kök 2 yazınca 1'e eşit olmalı. Gerçekten a artı b, -B kare eşittir 1 çıktı. Onu biliyorduk. Bu da birim çemberin üzerindeymiş. Buraya baktığımız zaman 1 eksi a'yı yerine yazdığım zaman 1 eksi a'nın karesi 2 eksi a 1 eksi b'yi yerine yazdığım zaman 1 eksi b'nin karesi eşittir 1. Acaba buradan a kare artı b kare eşittir 1'i bulabileceğiz mi? Birincinin karesi 1 bir. çarpımdan 2 katı 2a. Iki i̇kincinin karesi a kare artı. Birincinin karesi 1 bir. çarpımdan 2 katı eksi 2b. Iki ikincinin karesi b kare eşittir 1. Buradan arkadaşlar eksi 2a eksi 2b falan var. Bunlar gitmiyor. Dolayısıyla bu birim çemberin üzerinde mi? Bunu bilemeyiz. Ha olabilir. Uygun değerler verilirse birim çember üzerinde olabilir. Ama soru kesinlikle diye sorduğu için kesinlikle birim çemberin üzerinde olan 2 tane madde vardır. 1 ve 2'dir. Tamam canlarım. Örnek 6'yı da böylece halletmiş olduk ve şimdi trigonometrik fonksiyonları bir tanıyalım bakalım. Başlıyoruz. Birim çemberde trigonometrik fonksiyonlar. Önce sinüs ve kosinüs fonksiyonlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar, alfa açısı birim çember üzerinde AP yayının P bitim noktasıyla eşlenmiş olsun. Ne demek istiyor bu? şekilden anlatayım size. Yani sıfır derecelik bir açı varken bunun alfa kadar bir açı yaptığını ve bu açıyı yapan doğrunun da birim çemberi P noktasında kestiğini düşünelim diyor. İşte bu açıyı yapan doğru parçasının birim çemberi kestiği noktanın apsisine bu açının apsisine kosinüs denir. Kosinüs denir ve bu alfa kadar açının kosinüs olduğu için kosinüs alfa ile gösterilir. P noktasının apsisi kosinüs alfa'dır. P noktasının ordinatına da açının sinüsü denir ve arkadaşlar sinüs sin alfa ile gösterilir. Yani P noktasının ordinatı da sinüs alfadır. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Madem P noktasının apsisi kosinüs alfa, o zaman OK uzunluğu kosinüs alfadır. Madem P noktasının ordinatı şey P noktasının ordinatı sinüs alfa, o zaman PK uzunluğu da sinüs alfadır. Yani birim çemberden çıkacak en temel yorum budur ve buradan birim e, trigonometrinin başından sonuna kadar çok sık kullanacağımız çok güzel bir bağıntı çıkar. Bu dik üçgende eğer Pisagor yaparsanız ne olur? Dik kenarın karesi 1'in karesi, hipotenüsün karesi 1'in karesi, sinüsün karesi sin kare alfa artı kosinüsün karesi kos kare alfa. İşte birim çemberden ilk çıkan bağıntı budur. Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir Bir. bir açının sinüsünün karesiyle aynı açının Kosinüsünün karesinin toplamı her zaman 1'e eşittir arkadaşlar. Şimdi biz farkındaysanız kosinüs ve sinüsü bir uzunluk olarak belirtebildik bu, burada. Ama asıl mantığımız sinüs ve kosinüsün tanımları uzunluk değildir bakın. Sinüs ve kosinüs uzunluk belirtmez. Sinüs ve kosinüs koordinat belirtir. Bir açının açıyı oluşturan doğru parçasının birim çemberi kestiği noktanın apsis ve ordinatlarına kosinüs ve sinüs adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buna e, buna çok dikkat edelim. Dolayısıyla bu koordinatlar birim çember üzerinde gidip gelecektir. Yani ben bu açıyı büyütürsem kosinüs buraya gelir, sinüs buraya gelir, gelir gelir ve hani birim çember üzerinde açıyı değiştirdikçe bu sinüs ve kosinüs burada değerler alır. Ama buranın dışına çıkamaz arkadaşlar. Yani eee bu birim çember üzerinde yarı çapımız 1 olduğu için alacağımız bütün noktanın absisleri ve ordinatları buradaki eksi 1 ile 1 arasındaki bir yerden dışarı çıkamaz. Yani siz birim çember üzerinde bir nokta alabilir misiniz ki koordinatı 2 olsun? Az önce alamadık dedim ya. Alamazsınız. Birim çemberde maksimum alacağınız absis 1'dir. O da bu noktadır zaten. 1'e 0'dır. Bundan sonra absisler düşmeye başlar. Bak düştü absis. Biraz daha yukarı çıktım düştü absisi. Biraz daha yukarı çıktım daha da ufaldı. Hatta buraya geldiğimde sıfır oldu absisi. Aynı şey ordinat için de geçerli. Yani birim çemberde bir noktanın, birim çember üzerindeki bir noktanın Apsisi ve ordinatı maksimum 1 olur. Apsisi ve ordinatı minimum eksi 1 olur. O zaman apsis ve ordinat birim çember üzerindeki noktaların apsisi ve ordinatı kosinüs ve sinüs değil miydi? O zaman kosinüs ve sinüs birim çemberde minimum eksi 1 maksimum artı 1 değerlerini alır arkadaşlar. Tamam mı? Daha başka değer alamaz. Kosinüsün 2 olduğu bir değer yoktur. Açısı ne olursa olsun. isterse bir trilyon olsun. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Her türlü sinüs ve kosinüsün minimum değerinin eksi 1 olduğunu maksimum değerinin de artı 1 olduğunu bileceksin. Tamam mı yavrış? Tamam mı gülüm? Şimdi bak A bir reel sayı olmak üzere A eşittir 4 tane sinüs alfa eksi 3 ifadesinin en geniş değer aralığını bulunuz diyor. Sen biliyorsun ki açı ne olursa olsun sinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır. Eksi 1 sinüs alfa 1. 4 ile genişletiyorum. Eksi 4 4 tane sinüs alfa küçük eşittir 4. Sonra 3 çıkartıyorum. 3 çıkarttım. Eksi 7 küçük eşittir. Yani eksi 3 ekliyorum demek istiyorum. 4 tane sinüs alfa eksi 3. Eksi 3 eklediğim zaman 1. Yani bizim aradığımız bu arkadaş artık a olmadı mı yavrum? Yani a'mız ne ile ne arasındaymış? Eksi 7 ile 1 arasındaymış. O zaman eksi 7 kapalı 1 kapalı aralığıdır. A'nın alabileceği değer aralığı arkadaşlar. Anlaştık mı? İndim bir aşağıya. A eşittir 2 tane 2 eksi 2 cos x. B eşittir 3 artı 4 sin y. A eksi b farkı. Şimdi a'nın aralığını bulmaya çalışalım. Biz kosinüsümüzün, kosinüs x'imizin eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. 2 ile genişletirsek eksi 2 küçük eşittir 2 tane kosinüs x küçük eşittir 2 yapar. Eksi ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir ama mutlak değerce uçlar aynı olduğu için 2'nin eksi 2'si buraya gelir. Eksi 2'sinin artı 2'si buraya gelir. Yine değişen bir şey olmaz eksi 2 tane kosinüs x yapacak. Bir de buradaki artı 2'miz var. 2 ekliyorum 0 yaptı. 2 ekliyorum 2 tane 2 kosinüs x yaptı. Buraya da 2 ekleyince 4 yaptı. Yani a dediğimiz arkadaşımız 0 a dediğimiz arkadaşımız 0 ile 4 arasındaymış. Bunu yazdık. Güzel. Şimdi diğerine bakıyorum. Diğeri ne? 3 artı 4 sinüs y. Hemen eksi 4 küçük eşittir 4 sinüs y küçük eşittir 4 diyelim. Çünkü sinüs y eksi 1 ile 1 arasındaysa 4 sinüs y de eksi 4 ile 4 arasındadır. Bir de buna 3 ekleyeceğim. 3 ekledim. Burası eksi 1 yaptı. 3 ekledim. 3 artı 4 tane sinüs y yaptı. Buna da 3 eklediğim zaman ne yaptı? 7 yaptı. O da güzel. E o zaman b dediğimiz arkadaşımız da eksi 1 ile ee, burası B değil mi? Artık 3 artı 4 sinüs Y. O zaman eksi 1 ile 7 arasında değerler alıyor muymuş A ile B? O zaman A eksi B farkı diyor. A kalsın. 0 A 4. Eksi B diyor. O zaman eksiyle çarpalım. Eşitsizlik yön değiştirecek. 7'yi eksiyle çarptım. Eksi 7 sola geldi. Eksi 1 ile çarptım. 1 sağa geldi. Burası da ne oldu arkadaşlar? Eksi B oldu. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Bunları taraf tarafa toplarsak 0 ile eksi 7'yi topladım. Eksi 7 yaptı. Küçük eşittir. A eksi B yaptı. Küçük eşittir. 4 artı birden de 5 yaptı. Cirlop. Eksi 7 ile 5 arasında değerler alacağız. Kaç farklı tam sayı olabilir? Eksi 7 olabilir. Eksi 6 olabilir. Eksi 5 olabilir. Tık 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 tık. 5'e kadar. Son terim 5. İlk terim eksi 7. Artış miktarı 1 1 artıyor. Artı 1. eksi eksi artı yaptı. 12 artı 1'den toplamda 13 tane terim e, tam sayı değeri vardır. A eksi B farkında. Tamam mı? Sinüsün ve kosinüsün açı değeri ne olursa olsun eksi 1 ile 1 arasında olduğunu unutmayacaksın. Sana bunu unutturmayacağım. Şimdi eşitliklere veriliyor. 2m artı 3n'nin en geniş değer aralığı. Kosinüs buna eşitmiş. Yani kosinüs x dediğimiz 2 eksi n bölü 3'müş. Bunun ve kesinlikle eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. Eksi 1 ile 1 arasında. Sinüs 2y dediğimiz şey de 1 artı n bölü 3'müş. Bunun da kesinlikle eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. Ama hocam burada x yazıyor. Burada 2y yazıyor. İsterse 2 milyon y yazsın. Umrumun 15'i değil hiç umurumda değil. Çünkü sinüsün ve kosinüsün açı değeri ne olursa olsun alabileceği değerler her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır arkadaşlar. E o zaman buradan m'ye ve n'ye ulaşalım. 3 e, tarafı da 3 ile çarpayım. Eksi 3 küçük eşittir. 3 gitti. 2 eksi m kaldı. Küçük eşittir. 3 yaptı burası da. Şu 2'den kurtulayım. Eksi 2 ekledim. Eksi 5. Eksi 2 ekledim. Eksi m. Eksi 2 ekledim. 1. Eksi ile çarpayım. 1 eksi 1 olarak buraya gelir. Burası m olur. Eksi 5'te 5 olarak buraya gelir. Bir de 2m'yi elde edeyim. 2 ile çarptım. Eksi 2. 2m. 2 ile çarptım. 10. Güzel. 2m'yi hallettim. Şimdi sıra geldi n'ye. 3 ile çarpıyorum. Eksi 1 değil. 3. Eksi 3 oldu artık. 3 ile çarptığım için. Eksi 3. Küçük eşittir. 1 artı n. Küçük eşittir. 3. 1 çıkartıyorum. Eksi 4. Küçük eşittir. n. Küçük eşittir. 2. E, ee, bir de 3n 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptım. Eksi 12 küçük eşittir. 3 tane n küçük eşittir. 3 ile çarpınca 6. Şimdi bak bunların toplamını soruyor. Bunun altına hemen gelelim. Şuradaki m'i koyalım. Ve bunları taraf tarafa toplayalım değil mi? Bunları taraf tarafa toplayalım. Toplayalım. Eksi 12 eksi 2 daha eksi 14 yaptı. Küçük eşittir. 3 tane n artı 2 tane m. Küçük eşittir. 10 ile 6'yı toplayınca da 16. Yani eksi 14 ile artı 16 arasında değerler alıyormuş arkadaşlar. O zaman en geniş değer aralığı eksi 14 virgül 16 aralığı olarak düşünülebilir. Tamam. Şimdi buraya geldim. Hızlı mı gidiyorum? Bir tık. Hani bir tık değil mi? Şöyle bir tık. Yok yok iyi. Hızım iyi şu anda. Ee, i̇stersen 0.5'e al. Ya sen çarpı 2 de izliyorsundur ama. İfadesinin en sade halini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Mutlak değer 1 eksi kosinüs x. Ben biliyorum ki kosinüs olsa 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 maksimum 1 olur. Maksimum 1 olur. 1 olursa problem yok. Çünkü mutlak değerin içi 0 ise arkadaşlar bunu eksili de çıkarsanız 0 olur. Mutlak değerin içi 0 ise bunu artılı da çıkarsanız 0 olur. Ama ama burayı 1'den küçük bir şey aldığınız zaman 1 eksi 1'den küçük bir şey mesela 1 eksi pozitif olur değil mi? O zaman burayı kendi gibi çıkartacağız. Yani 1 eksi kosinüs x. Niye? Çünkü içerinin sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyorum. Kosinüs 1 olursa maksimum 1 olursa sıfır olur. Birden daha küçük değerler alacağını biliyorum. Yani 1 olmazsa birden küçük değerler alacak. 1 olursa sıfır. Birden küçük değerler alırsa da e, pozitif oluyor kesinlikle. Eksi 1 olursa 2 oluyor mesela. Dolayısıyla e, önüne eksi e, e almadan kendi gibi çıkacak. Sinüse baktığım zaman da tam tersi maksimum değerinde sıfır olur en az 0 olur, en fazla 0 olur. Onun dışında 0.9 al, eksi 0.1. 0.5 al, eksi 0.5. Yani bu da önüne eksi alacak. Eksi sinüs x. Çünkü bura küçük eşit 0. Eksi sinüs x artı 1. Önüne eksi aldı. Şimdi buraya bakalım. Arkadaşlar bakın. 4 eksi, şöyle düşünün. 4 eksi parantezini alın. Kosinüs x eksi sinüs x. Yahu, yahu. Bu arkadaş, bu arkadaş Kosünüs x sinüs x. Açı değeri olarak. Yani ne olursa olsun. Ne olursa olsun. 4'ten çıkartıyorsunuz yahu. Bir kosinüsü bir değerden. O açının aynı değerini sinüsünü çıkarttığınız zaman 4'ten daha büyük bir şey elde etme şansınız var mı? Maksimum bir oluyor zaten ikisi de. Minimumda eksi 1 oluyor. Mümkün değil. Dolayısıyla buranın daima pozitif olduğunu hatta sıfıra eşit olma şansı bile yok. Burada daima pozitiftir. Dolayısıyla kendi gibi çıkar arkadaşlar. Yani kendi gibi çıkıyor. 4 eksi kos x artı sin x. Ama işlemin eksisinden dolayı eksi 4 artı kosinüs x eksi sinüs x oluyor. İşlemden dolayı. işlemin eksisinden dolayı. Şimdi artı kos eksi kos gitti. Ne oldu? Ee, birden bire, bire, bir ekledim. 2 2'den 4 çıkarttım. Eksi 2 eksi 2 tane sinüs x yaptı. En sade hali. Tamam mı canlarım? <laughs> o kuzucuklarım benim. İfadesinin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz diyor. 4 kosinüs 3x artı 3, 3 tane sinüs 4y. Şimdi arkadaşlar burada şey yapmamıza gerek yok. Yani aralık oluşturabiliriz evet. Eksi 1 ile 1 arasında. Ee, eksi 4 ile 4 arasında, eksi 1 ile 1 arasında, eksi 3 ile 3 arasında ama bence buna gerek yok. Direkt en büyük ve en küçük değeri sorduğu için. Değer aralığı nedir diye sorsaydı tamam ama hatta değer aralığını da buradan yapabiliriz. Arkadaşlar kosinüsün ya bu ifadenin buna ben a dersem a sayısının alabileceği en büyük değer kosinüs 3 x'in ve sinüs 4 y'nin alabileceği en büyük değerlerle mümkündür. Kosinüs 3 x'in alabileceği en büyük değer 1'dir. Sinüs 4 y'nin alabileceği en büyük değer de 1'dir. O zaman 4 artı 3'ten zaten maksimum a yani a'nın alabileceği maksimum değer maksimum a zaten 4 artı 3'ten 7'dir. E, minimum değeri için yani a'nın alabileceği minimum değer için de Kosinüs 3x ile sinüs 4y'yi minimum seçelim. Fakiriz de mal değiliz yani. Kosinüs 3x'i eksi 1 seçtim. Sinüs 4y'yi de eksi 1 seçtim. Çünkü bunların kosinüs 3x'in ve sinüs 4y'nin alabileceği en küçük değerler eksi 1. O zaman eksi 4 eksi 3'ten minimum değerde eksi 7. Demek ki bu a sayısı eksi 7 ile 7 arasında değerler alıyormuş. En büyük en küçük değerlerini bulunuz diyor. Bir tanesi 7 bir tanesi eksi 7 arkadaşlar. Alabileceği değerler de eksi 7 ile 7 arasındaki değerler. Tamam canlarım. Bunu unutmayın. Şimdi buraya geldim. İfadesinin en geniş değer aralığını bulun diyor. Her soru tarzını çözüyorum arkadaşlar. Her soru tarzını. Yani hiçbir boşluk bırakmayacağım trigonometride. Şimdi burada şunu düşünelim. Sinüs 3x dediğimiz dallama birden küçüktür ama eksi birden de büyük eşittir. Birden küçük eşittir, eksi birden büyük eşittir. Şimdi sin kare 3x ya eşitsizliklerde kare alırken ne yapıyorduk? Bir tarafı sıfırdan başla diyorduk. Sıfır sin kare 3x. Eksi 1'in karesi 1. Artı 1'in karesi 1. Hangisi büyükse onu alıyoruz. E, ikisi de 1 olduğu için mecburen 1 alacağız zaten. Sin kare 3 x'in aralığı bu. Ama mesela eksi 2'ye 1 olsaydı eksi 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4'ü alacaktık. Hangisi büyükse o taraf karede e, üst sınırı onu alıyorsun. Alt sınırda da kareli aldığın ifadelerde sınır değerlerden birisi eksi ise 0 başlatıyor. Dun. Basit eşitsizlikte bunları anlatmıştım. Basit eşitsizlikte TYT kampında bunları anlattım. TYT matematik full tekrarda da tekrar ettim. Artık daha ne yapayım lan? abim daha. Şimdi önce 4 ile çarpacağız. 4 ile çarpınca 0'ı 4 ile çarpınca zaten kendisi olur. 4 tane sin kare 3x oldu. 1'i 4 ile çarpınca bu da 4 oldu. Eksi 2 ekleyeceğim. Eksi 2 ekledim. 4 tane sinüs kare 3x eksi 2 küçük eşittir 4'e eksi 2 ekledim 2 yaptı. Demek ki bizim aradığımız ifadenin en geniş değer aralığı en geniş değer aralığı eksi 2 ile 2 arasında olmalıdır diyeceğiz. Aa, bunu da böylece halletmiş olduk. Tamam mı? <laughs> Kosinüs ve sinüsü temel en basit anlamıyla tanıdık. Birazdan tabi e, uzun uzun geçeceğim. Bak bunu doldurmamışım. Sinüs x ise burası da sinüs x'tir. Sinüs alfadır. Kosinüs alfaysa burası da kosinüs alfadır. Burada bir dikdörtgen oluşur. Görmüşken yazalım yani. Pardon da yani. Pardon yani. Devam ediyorum. Not. Not. Şimdi a sinüs x artı b kosinüs x ifadesinin en büyük ve en küçük değeri. <laughs> Hocam come on. Sinüs x'in en büyük değeri 1'dir. Kosinüs x'in de 1'dir. A artı b o zaman. A, bekle artı b. Be. Bekle ağır, başa artı b. Artı b falan değil. Niye değil? Sen şöyle bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki sinüs x'i 1 alayım. Kosinüs x. Olmaz ki öyle bir şey. Şimdi bak şöyle düşün. Şöyle düşün. Birazdan bölgelerdeki şeylerini de söyleyeceğim de. Şimdi sinüs x'in 1 olduğu yer ne demek? Birim çember üzerinde. Hatta kosinüs x'in 1 olduğu yerden gidelim. Bu bir birim çember olsun. 1, eksi 1, eksi 1, bir, 1. Bir. Birim çember üzerinde bir noktanın apsisi o ee, o, ı, ı, o, doğru parçasının yaptığı pozitif yönlü açının kosinüsünü verir. Şimdi birim çember üzerinde absisi 1 olan nokta sadece bir tane var zaten. O da 1'e 0 noktası. Bu nokta. Yani bu noktanın x ekseniyle yaptığı açıya bakarsan o açının kosinüsü 1 olur. E bu x ekseniyle bir açı yapmıyor ki. Ya açı yapmıyor derken 0 derecelik bir açı yapıyor. 0 derecelik bir açı yapıyorsa o zaman kosinüs 0 1'dir. Değil mi? Ama kosinüs 0 1'dir de aynı açının sinüs değeri sinüs 0 1 değildir ki. Burada sinüs bak ordinat 0. Demek ki bu açının ordinatı sinüs olduğuna göre sinüs 0 da 0. Yani kosinüsün 1 olduğu yerde sinüs 1 olmaz. Sinüsün 1 olduğu yerde de kosinüs 1 olmaz. Bunlar açı değerleri aynı. Bak az önce nasıl yaptınız hocam o zaman? Burada bir birine, ikisine de 1 verdiniz. Çünkü burada bu 3x'ti, bu 4y'ydi. Bunlar farklı açılar. Bunlar farklı açılar. Ama burada bu açılar aynı. Bu açılar aynı olduğu için bu sinüs de kosinüs ikisi de aynı e, maksimum değerlerini aynı açıda alamazlar. Alamazlar. O yüzden burada yapacağınız hareket ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim herhangi bir yerde mesela bu açı alfa açısı olsun. Bu maksimum olsun işte. Sinüsün ve kosinüsün açı değeri olarak alfa demeyeyim x açısı diyeyim. Açı değeri olarak herhangi bir yerdeki maksimum değeri. şey değil midir arkadaşlar? Bu kenarın alabileceği maksimum değerdir. Yani koordinatın alabileceği maksimum değerdir. E Pisagor'dan kosinüs x sinüs x'tir. Yani burası kosinüs x e sinüs x'tir. Birim çember üzerinde ise kos kare artı sin kare. Yani e, Pisagor teoremini sağlaması lazım. Peki bir kat sayısı varsa bir kat sayısı varsa o zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Bir kat sayısı varsa da a kare kosinüs x e, buraya da b diyelim mesela b, a kare sinüs x b kare kosinüs x'in kare kökü eşittir 1. Demek ki alabileceği en büyük değerini nerede alıyor arkadaşlar? Kat sayılarının Lan oğlum düzgün çiz lan şunu. Kat karelerinin kare de alıyor. Yani a sinüs x artı b kosinüs x ifadesi en büyük değerini a kare artı b karede. Yani katsayıların kareleri toplamında en küçük değerini de arkadaşlar bunun eksilisinde alır. Yani eksi a kare artı b kare de alır. Tamam mı canlarım? Mesela bak aşağıya in. 7'de olayı anlayacaksın. 3 sin eksi 4 kosun en geniş değer aralığı. Şimdi bu ifadeye ben a dersem a'nın alabileceği maksimum değer. Yani a maksimum nedir arkadaşlar? Karekök içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Yani 4'ün karesi. 3, 4, 5'ten düşün. Bura 25 yapıyor zaten. E, kök 25 yani 5. Yani a'nın maksimum değeri 5. O zaman a'nın minimum değeri de bu ifadenin eksilisi yani eksi 5. O zaman en geniş değer aralığımız eksi 5 ile artı 5 arasında olacak. Tamam mı? Temel mantık, temel mantalite budur. Devam edelim. İfadesinin en büyük değeri kaçtır? Bak şimdi burada önemli bir mevzu var. O da şu. Bu bir cebirsel ifade. Yani kosinüs x'e a deyip sinüs x'e b dersen aslında burada şöyle bir ifade var. a kare eksi 4 tane ab Artı 4 tane B kare var aslında. Eğer kosinüse A deyip sinüse de B dersen. O zaman bunu e, çarpanlarına ayırırsam. A'ya A diye. Bak burayı da eksi 2. E, 4 A kare değil ya. Bu 4 B kare. Sinüse B dedim ya. Burası da 4 B kare. Burada 4 B kare ya. Bunu da eksi 2 B'ye eksi 2 B diye düşünürsen. Çarpımları artı 4 B kareyi. Çapraz çarpımlarının toplamı da eksi 4 A verir. Yani burası aslında A eksi 2 B çarpı a eksi 2b'dir. Yani aslında burası a eksi 2b'nin parantez karesidir. Ben neye a demiştim? Kosinüs x'e. Kosinüs x eksi neye b demiştim? 2 tane sin e sinüs x'e. O zaman iki tane sinüs x sin karesi. Yani bu ifadenin en büyük değerini soruyor. Bu ifadenin en büyük değerini. E o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu içerideki ifadenin maksimumunu bulayım. Karesini alayım. Bunun maksimumunu nasıl bulurum? Bak açı değerleri aynı dikkat et. Açı değerleri aynı olduğu için karekök içerisinde kosinüsün katsayısında 1 var karesi 1. Sinüsün katsayısında eksi 2 var karesi 4. 1 artı 4'ten maksimum değerimiz kök 5. O zaman burası içerisi maksimum kök 5 oluyor. Kök 5'in karesinden de o zaman alabileceği maksimum değer kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 5 olmuş oluyor. Anlaştık mı? Geldim buraya. 9. 4 tane sin kare x eksi 2 tane sin x artı 5 ifadesinin en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi canlarım burada yapacağımız hareket şu. Tam kareye tamamlama diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? 4, sin x'i e a de burada. Daha kolay görürsün. Sin x'i e a de. 4 tane a kare eksi 2 tane a artı 5. Yavrularım şimdi eğer 2 a'nın karesiyle başlıyorsak yani birinci 2 a ise eksi 2 çarpı Birinci 2a, iki ikinci. İkincinin ne olması lazım arkadaşlar? Şimdi ikincinin karesinin gelmesi lazım. Şimdi bak burası birinci çarpı. Şöyle diyeyim bak. 2 çarpı, birinci çarpı, ikinci. Şimdi ben 2 zaten buradaki 2. Iki. İkinci terime baktığın zaman, e, birinci terime özür dilerim. 2a olduğunu biliyorsun. Şimdi bak burası 2. Burası 2a ama çarpım 4a etmemiş. Çarpım 2a etmiş. O zaman ikincinin eksi 1 bölü 2 olduğunu söyleyeceksin ki 4a çarpı eksi 1 bölü 2'den 2a gelsin. Yani artı ikincinin karesinden 1 bölü 4. E burada 5 var. O zaman buraya da ne yazalım? 19 bölü 4 yazalım ki 20 bölü 4'ten 5'i versin. Yani ben aslında orada şunu yaptım arkadaşlar. Ben orada şunu yaptım. Bunu görebiliyorsanız problem yok. 4a kare ile başlayıp 2a ile devam eden bir ifadede buraya 1 bölü 4 gelirse eğer bu ifadeyi bir sayının karesi şekline çevirebiliyormuşsunuz. Bunu göstermeye çalıştım. Tam kareye tamamladım. Ve artık olan sayı, arta kalan sayı da kaça eşit oluyormuş? Artı 19 bölü 4'e eşit oluyormuş. Şimdi biz bu ifadenin, buna a diyeyim mesela ben, bu ifadenin en küçük değerini arıyorum. O zaman kareli bir ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dır. 0 artı 19 bölü 4'ten cevabımız 19 bölü 4. Peki gerçekten burası sıfır yapar mı? Sinüs x demiştik buraya. 2 tane sinüs x eksi 1 bölü 2. Bunu sıfır yapmasını istiyoruz. Bir engel var mı acaba? Sinüs belki birden büyük falan çıkar. Bu tarafa attığım zaman 2 tane sinüs x eşittir 1 bölü 2 yapıyor. Her iki tarafı 2'ye bölünce de sinüs x eşittir 1 bölü 4 yapıyor. Sinüsün 1 bölü 4 olmasını engelleyen bir şey yok. 1 bölü 4 0.25. Eksi 1 ile 1 arasında var mıdır bir x değeri? İlla ki vardır. Eksi 1 ile 1 arasındaki bütün değerleri alır çünkü sinüs. Dolayısıyla arkadaşlar 2a eksi 1 bölü 2'nin yani 2 sinüs x eksi 1 bölü 2'nin karesi ifadesinin alabileceği minimum değer 0'dır. O zaman cevabımız 0 artı 19 bölü 4'ten 19 bölü böyle 4 olarak hesaplanmış olacak. Tamam mı canlarım? Şimdi geldik, geldik tanjant ve kotanjant fonksiyonuna. Bunların uygulamasında bol bol anlatacağım bunları. Yani sadece böyle karşınıza çıkmayacak. Ama bütün varyantlarını, bütün varyasyonlarını, bütün soru tiplerini göstereceğim. Şimdi bir alfa açısı alıyoruz. Alfa açısıyla birim çember üzerindeki P noktası yardımıyla OP çiziliyor. Bak. Bir alfa açısı alıyoruz. Bir alfa açısı alıyoruz alfa açısını pozitif daha doğrusu sıfır derecelik bir açıyı alfa açısı kadar kaldırıyoruz. Sonra iki tane eksen çiziyoruz. Bu eksenlerden bir tanesi x eşittir bir ekseni. Biz bu eksene tanjant ekseni adını vereceğiz x eşittir bir ekseni. Başka bir eksen çiziyoruz. O da y eşittir bir ekseni. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna da kotanjant ekseni. y eşittir bir ekseninin adı da kotanjant ekseni. İşte bu doğru parçası var ya alfa derecelik açı yapan doğru parçası. Bu doğru parçasının tanjant eksenini yani x eşittir biri kestiği noktanın kestiği noktanın ordinatına bu uzunluğuna tanjant denir. Yani buradaki t tanjant alfadır arkadaşlar. Tamam mı? O noktanın ordinatına tanjant adı verilir. Bak yukarı çıkalım. X eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın ordinatına tanjant denir. Tanjant denir ve tan alfa ile gösterilir. Bir de bu alfa kadar açının uzantısı var ya bu doğru parçası. Bu sefer bu doğru parçasının y eşittir 1'i yani kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisine yani buradaki k'ya da o açının kotanjantı denir. Y eşittir bir doğrusunu kestiği noktanın apsisine kotanjant denir ve kotanjant alfa ile gösterilir arkadaşlar. Tamam mı? Çok önemlidir. Çok mühimdir tanjant ve kotanjant. Şimdi Tanjant ve kotanjant sin ve kosinüs gibi değil. Sinüs ve kosinüs bak bu açının sinüsü ve kosinüsü birim çemberin içinde hareket ediyor. Ama tanjant ve kotanjant açı büyüdükçe inanılmaz şekilde büyüyebiliyor. Bak sonsuza doğru gidip eksi sonsuza kadar da gidebiliyor. Yani tanjant değeri benzer şekilde kotanjant değeri sinüs ve kosinüs gibi belli bir sınır aralığında değildir. Her ikisi de eksi sonsuzla artı sonsuz arasında bütün reel sayı değerlerini alabilir arkadaşlar. Tanjant demek, tanjantta ve kotanjantta böyle bir durum vardır. Tamam mı canlarım? Şimdi çok önemli bir şey göstereceğim size. Bu önemli şeylerden iki tane, üç tane tanım yapacağım. Bu tanımlarda birazdan birim çember sorularında çok işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar bakın. ispat da yapmış olacağım aslında size. Şimdi şuraya küçük bir tane birim çember çiziyorum. Tamam çizdim. Şöyle bir tamam mı? Birim çember çiziyorum şuraya. Ne kadar kibarım değil mi? Şöyle tam mı? Tam, tamam birim çember çiziyorum. Bir tane açı kaldırıyorum. Alfa kadar açı. Alfa kadar açı. Ee, bu bir birim çember. O zaman buraya bir dik üçgen çizersem burası 90 derece, burası 1 ise arkadaşlar bakın sinüs alfa burasıdır. Kosinüs alfa burasıdır. Şimdi bu kosinüs alfa'yı alfa'nın komşusu olarak nitelendirebiliriz. Alfa açısının komşusu. Bu sinüs alfa'yı da alfa açısının karşısı olarak nitelendirebiliriz. Karşısı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Al bu komşusu neymiş? kosinüs alfa'ymış. Karşısı neymiş? sinüs alfa'ymış. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir birim çemberin içindeki bir dik üçgende, bir dik üçgende Sin, e, alfa açısının komşusu kosinüs alfaysa komşusu kosinüs alfa ise karşısı da sinüs alfa ise bunların arkadaşlar paydalarına gidip gizli birer tane bir koysam bana kızar mısınız? Kızmazsınız, kızamazsınız. Çünkü ben her sayının paydasına bir koyabilirim. Bak açının komşusu kosinüs alfa bölü bir çıktı. Komşusu kosinüs alfa bölü bir çıktı. O zaman yer değiştirirsem alfa açısının kosinüsü de komşusu bölü bir çıkar. Aynı şekilde sinüsü de karşısı bölü bir çıkar. Demek ki bir üçgende bir açının kosinüsünü bulurken o açının komşusu bölü hipotenüs yapıyorsunuz. Sinüs bulurken de sinüs bulurken de o alfa açısının karşısı bölü hipotenüs yapıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse biraz bunları çok göreceğiz zaten. Mesela böyle bir açı şey var. Burası alfa. Burası 3, burası 2. Ee, ne yapar? 9 artı 4'ten 13. Burası da kök 13. Bana sinüs alfa'yı bulun dediğim zaman, karşısı 3 birim, tabi bu dik üçgen. Hipotenüsü kök 13. İşte 3 bölü kök 13. Bana kosinüsünü söyleyin desem, kosinüsü de komşusu, alfa'nın komşusunda 2 var, hipotenüsünde kök 13 karelerini topladığın zaman 1 yapacak. Niye? Çünkü birim çemberin üzerinde olmak zorunda. Tamam mı? Şimdi biz sinüsün karşı bölü hipotenüs ol, e, olduğunu, kosinüsün de komşu bölü hipotenüs yani 1 olduğunu biliyoruz. Bizim için hipotenüs şu anda 1 ama her zaman 1 olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi o zaman o zaman şunu yapabilir miyiz? Burada bir tane üçgen var. Bu üçgene bir odaklanmanızı istiyorum. Şu üçgen. Şurada bir üçgen var. Bu üçgende arkadaşlar alfa açısının karşısında ne var? Karşısında Tanjant alfa var. Komşusunda ne var? 1 var. O zaman karşı tanjant alfa komşu 1. Yani arkadaşlar tanjant alfa karşı bölü komşudur. Benzer şekilde ben şunu uzatırsam. Şunu şöyle uzatırsam. E, o zaman şu aradaki değere biz şey dedik ya. Kotanjant dedik ya. Onu da şöyle yapalım bak. Onu da şöyle yapalım. Biz nereye kotanjant dedik? K noktasının absisine. K noktası burada. K noktasının absisi şurası. E şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Yine alfa. Bu e, şu uzunluk, yani şu uzunluğun tamamı kotanjant alfa. Şu uzunluğun tamamı da 1 yarıçap olduğu için yani alfa'nın komşusu kotanjant hipotenüs e, karşısı 1. O zaman alfa'nın komşusunu karşısına böldüğünüz zaman, karşıya böldüğünüz zaman buradan da arkadaşlar kotanjant alfayı elde etmiş olacaksınız. Kotanjant alfa bölü 1. Yani kotanjant eşittir komşu bölü karşı dik üçgende tanjant da karşı bölü komşudur. Bir de buradan şöyle bir sonuç çıkar. Onu da söyleyeyim size hemen. Onu da belirteyim. Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar şu T tanjant alfa ya. Tanjant alfa. Şimdi şu P noktasının apsisini ve ordinatına bakalım. Şurayı bir temizleyeyim iyice. Bak şimdi güzel bir şey çıkacak. Şunu siliyorum. Şuraları sileyim şöyle. Şimdi bak. Güzel bir şey olacak burada. Ee, bu alfa kadar açının sinüsü. Sinüs alfa. Yatayı da kosinüs alfaydı değil mi? Absisi kosinüs alfa ordinatı sinüs alfa. Şurası da tanjant alfa değil mi? Burada tanjant alfa. Şimdi bir üçgen var burada. Benzerlik yapacağım bu üçgende. Bak bir böyle bir üçgen var. Bir de şöyle bir üçgen var. Şunlar birbirlerine paraleller değil mi? Paralellerse şunu söyleyebilir miyim? Sinüs bölü tanjant. Şuraya yazıyorum. Sinüs x bölü tanjant x eşittir. Sinüs bölü tanjant kosinüs bölü 1 kosinüs x bölü 1 yapar. İçler dışlar yaparsak tanjant x çarpı kosinüs x eşittir sinüs x yapar. Her iki tarafı kosinüs x'e bölersek tanjant x eşittir sinüs x bölü kosinüs x yapar. İşte en önemli çıkarımlardan bir tanesi. Tanjant x, tanjant alfa, sin alfa bölü kos alfadır. Benzer mantığı uygularsak arkadaşlar kotanjantın da tam tersi kosinüs alfa bölü sinüs alfa geldiğini unutmayacağız. İşte bu basma kalıp olan size bu böyle arkadaşlar bunu böyle ezberleyin dedikleri her şey birim çemberdeki tek bir tanımlamanın içinden geçiyor. Nedir o? Birim çember üzerindeki bir noktanın apsisine sinüs alfa, ordinatına kosinüs alfa deriz. Tanjant için birim çember üzerindeki bir açının x eşittir bir doğrusunu kestiği noktanın ordinatına tanjant alfa, birim çember üzerindeki bir açının do uzantısının doğru parçasının y eşittir bir noktasını kestiği noktanın apsisine de kotanjant alfa adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi sekantla kosekant. Sekantla kosekant da basit. Arkadaşlar birim çember üzerinde, birim çember üzerinde bir teğet noktası şey alıyoruz. Teğet doğrusu alıyoruz. Bu teğet doğrusunun, birinci bölgedeki teğet doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisine sekant alfa. Bu noktaya a dersem bu nokta sekant alfaya sıfır noktası. Bu noktanın y'yi kestiği noktanın ordinatına da kosekant alfa. Yani burası da sıfıra kosekant alfa koordinatı olmuş oluyor. Tamam mı? Sekant ve kosekant. Sekant ve kosekantı da ee, şöyle söyleyebiliriz. Bakın tt inen her zaman diktir. Şimdi bu alfa kadar açının alfa kadar açının kosinüsünü söyleyin bana desem. Kosinüs alfa. Neydi? Alfanın komşusu yani 1 bak komşusunda 1 var. 1 bölü hipotenüsü. Hipotenüs de OA. OA ya da sekant demiştik. Sekant alfa. Yer değiştirirse sekant alfa neymiş arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfaymış. Bak bunu da ispatladık işte. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfa. Benzer şekilde benzer mantığı kullanırsanız alfa beta taşırsanız kosekant alfanın da 1 bölü sinüs alfa olduğunu ispatlamış olursunuz arkadaşlar. Bakın trigonometrik fonksiyonların tanjant, kotanjant, sekant, kosekant, sinüs, kosinüs birim çember üzerindeki mantığı budur. Mantığı budur. Sadece bunları kullanacağız bu saatten sonra. Bilmeniz gereken şeyler. Bak. Trigonometrinin aslında avantajlarından bir tanesi az şey bilmen gerekiyor. Bilmen gereken şey az ama onları çok iyi bilmen gerekiyor. Sinüsün ve kosinüsün bilim çemberi üzerindeki uygulamasını bilmen gerekiyor. Tanjant ve kotanjantın, sekant ve kosekantın. Sinüsün karşı bölü hipotenüsü olduğunu bil. Kosinüsün komşu bölü hipotenüsü olduğunu bil. Tanjantın karşı bölü komşu veya sin bölü kos. Kotanjantın da kos bölü sin veya komşu bölü karşı olduğunu bilsen ve sekantın 1 bölü kosinüs, kosekantın da 1 bölü sinüs olduğunu bilsen yeterli. Bunların hepsini size ispatlamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi sayfa 11'den 11, 12, 13, 14'e kadar olan soruların tamamında buradaki bilgileri kullanarak bu soruları çözeceğim. Yani bu dersimizin biraz ikinci kısmı gibi olacak. Yaklaşık olarak 1 saati doldurduk ilk kısımda. Burayı güzel bir hazmedin güzel bir yedirin, güzel bir içinize sindirin. Tamam, okey, eyvallah deyin. Sonra arkadaşlar 10. örnekten itibaren örneklerimize başlayacağız. Ama önce burada neyin ne olduğunu tam olarak anladığınızdan emin olun. Nereyi kestiği noktanın neyi tanjantını veriyormuş. Hangi noktanın apsisi kotanjantı veriyormuş vesaire bunların hepsine güzel bir şekilde hakim olun. 10. soruyla itibaren başlayalım tamam? Yani sana süre veriyorum bir 15-20 dakika dinlenebilirsin. Sonra tekrardan 10. örnekle beraber devam ediyoruz. Ben şimdi devam ediyorum tabii ki. Örnek 10. Örnek 10 aslında bir özellik olarak verilebilirdi. Yani örnek olarak da verilebilir. Özellik de olarak da verilebilir. Ee, sınır değerlerdeki e, değerler. Trigonometrik fonksiyonları. Mesela sinüs 0 kaç? Arkadaşlar hemen 0 nokta 0 derken 0 derecelik açıya giriyorsunuz. Bak bu eğer şöyle göstereyim. Şunu sileyim. Arkadaşlar eğer bu alfa derecelik bir açıysa bu da sıfır derecelik bir açıdır. Bu sıfır derecelik bir açı. Sıfır derecelik açının birim çemberi kestiği noktanın absisine o açının kosinüsü yani kosinüs sıfır bir ordinatına da sinüs denir. Sinüs 0'da 0. E tamam o zaman kosinüs sıfır bir kosinüs sıfır bir sinüs 0, 0. Benzer şekilde bu açıyı 90 derece kaldırdım diyelim. 90 derece kaldırdığımda birim çemberi kestiği noktanın apsisine o açının sinüs kosinüsü yani kosinüs 90 sıfırdır. Sinüs 90 da bu noktanın ordinatı yani 1'dir. O zaman 90 derecede de sinüs 1 kosinüs 0 oluyor. Benzer şekilde bu açıyı bu sefer 90 değil 180 derece getirdim. 180 derecelik açının birim çemberi kestiği noktanın apsisine kosinü, o açının kosinüsü. Yani kosinüs 180 eksi 1 eksi 1 Sinüs 180, bu noktanın ordinatı da sinüs 180, sinüs 180 de kaça eşit arkadaşlar? 0'a, o zaman bu da 0. E 270'te de benzer şekilde e, bu açıyı 270 derece kaldırdığım zaman 90, 180, 270. Bu noktanın birim çemberi kestiği noktanın absisine kosinüs e, 270, 0 yapıyor yani o da. E, bu noktanın ordinatına da sinüs 270, o da eksi 1 yapıyor. 360 ile 0 aynı şeyler arkadaşlar. Esas ölçü anlamında. 360'ın esas ölçüsü 0'dır. Sin 0 nasıl 0 ise sinüs 360 da 0'dır. Kosinüs 0 nasıl 1 ise kosinüs 360 da 1'dir. Şimdi tanjant bölü şey tanjant ve kotanjant. Bunları sin ve kostan yapabiliriz. Çünkü ben tanjantın az önce size sinüs bölü kosinüs olduğunu ispatladım. Kotanjantın da size kosinüs bölü sinüs olduğunu ispatladım. O zaman 0 derecede tanjant 0 bölü 1'den 0 ama 90 derecede 1 bölü 0'dan tanımsız. Tamam mı? 180. Sin bölü kos yapıyorum. Bak 0 bölü eksi 1 0. Ama eksi 1 bölü 0 yine tanımsız. Tanımsız. 0 bölü 1 zaten 0. Kotanjanta bakıyorum. Kos bölü sin 1 bölü 0. Tanımsız. Tanımsız. E, 90'da e, 0 bölü 1 0. 180'de eksi 1 bölü 0 yine tanımsız, tanımsız. 270'de kos bölüsin 0 bölü eksi 1'den 0. 360'da yine tanımsız arkadaşlar, tanımsız. Bunu birim çember üzerinden de görebiliriz aslında. Bakın mesela tanjant 90 niye tanımsız göstereyim ben size. Bu tanjant ekseni değil mi? X eşittir 1 doğrusu yani tanjant ekseni yazalım şuraya. Tanjant ekseni. Şimdi ben ee, şu kadar bir açı kaldırdığım zaman şunu şurayı sileyim. Size göstermek için yapıyorum bunu. Tanjant 90'ın niye tanımsız olduğunu gösteriyorum bakın. Şimdi şu kadar bir açı kaldırdığım zaman bunun birim çemberi kestiği noktanın ordinatı yani şurası eğer bu açı alfa ise tanjant alfayı veriyor. Doğru mu? Şimdi ben bu açıyı alfa kadar değil de 90 derece kaldırmış olsam oha bunun ordinatını bilmem için y ekseninin nereye gittiğini bilmem lazım. Biliyor muyum y ekseninin nereye gittiğini? Bilmiyorum. O yüzden tanımsız işte. Tamam mı? benzer şeyi kotanjant içinde söyleyebiliriz. Tablomuzu da böylece doldurmuş olduk. 11. Şimdi bak 11 ile 12 de çok önemli. Koordinatları pozitif negatif koordinatları burada çok iyi anlayacağız bak. Bu 11 ile 12'yi çok iyi dinle. Lütfen çok iyi dinle tamam mı? Yukarıda verilen birim çembere göre aşağıdaki uzunlukları alfa cinsinden yazınız. Şimdi bak AB diyor. Öncelikle birim çember. Birim çemberse şu E noktası 1'e 0 noktası şu x eşittir 1 yani tanjant ekseni. O zaman arkadaşlar bakın şuradan hemen a noktasından dikimizi indirelim. Burası 90 derece. A noktasının apsisi kosinüs alfayı. Ordinatı da sinüs alfayı. Kosinüs alfa ise karşısı da kosinüs alfa. Demek ki ab'nin kosinüs alfa olduğunu söyleyebiliriz. ab kosinüs alfa. Şimdi devam ediyorum fc ile. fc neresi? fc burası. Arkadaşlar şimdi ben ce'nin tanjant alfa olduğunu biliyorum. ce tanjant alfa. E, şu uzunluğun da şöylece tamamen F ile E arasındaki mesafenin bak H, B, H O 1 olduğuna göre yarıçap çap F E de 1'dir. E, alfaysa, F, tanjant alfa ise F C'nin 1 eksi tanjant alfa olduğunu söyleyebilirim. Büyükten küçüğü çıkardım. O zaman arkadaşlar F C uzunluğuna 1 eksi tanjant alfa diyeceğiz. Sonra F D'ye bakayım. F D nerede? F D de burası. Arkadaşlar ben ben birim çember üzerindeki bu açının y eşittir 1'i yani kotanjant eksenini kestiği noktanın absisini yani hd arasındaki mesafenin kotanjant alfa olduğunu biliyorum. Bana ne soruyor adam? fd'yi soruyor. E şimdi ben hf'nin 1 olduğunu biliyorum. Çünkü OE e 1 yarı dolayı. O zaman arkadaşlar tamamı kotanjant alfaysa burası kotanjant alfa eksi 1 olacak ki eksi 1 ile artı 1 toplayınca ne olsun? Eksi 1 ile artı 1 gitsin. HD'nin tamamı kotanjant olsun. Demek ki f'de kotanjant alfa eksi 1 olacak. Kotanjant alfa eksi 1. Şimdi OB'ye bakalım. OB. OB burası. E burası sinüs alfa ise arkadaşlar. Şuraya mesela G dersem. AG sinüs alfa olduğu için OB'de sinüs alfa olacak. O zaman OB'ye sinüs alfa yazdım. OB sinüs alfa. Şimdi HB. Neresiymiş HB? HB burası. Arkadaşlar ben HO'nun tamamının 1 olduğunu biliyorum. Burası şöylece 1. yarıçaptan dolayı. Burası sinüs alfa ise buranın 1 eksi sinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Bak bunlar çok önemli. Çünkü birazdan bunların alan sorularını yapacağız. İşte burada bir üçgen oluşturacak. Şöyle getirecek tamam mı? Şöyle bir üçgen oluşturacak. Bana bu üçgenin alanını söyle diyecek. Aha 90 derece tabanı kosinüs alfa yüksekliği 1 eksi sinüs alfa 1 eksi alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2. Ne yapıyor ÖSYM? Bunu sonra bir sayıya eşitliyor. İleriki kazanımlarda trigonometrik denklem çözdürüyor. Alfadaki açıyı bulduruyor sana. Bu tip şeyleri çok yapıyor ÖSYM. O yüzden 11. soruyu çok iyi anlamanı istiyorum. Aynı şekilde 12. soru da önemli. Gel. 12. soruda ilk defa negatif ee, koordinatlara gideceğiz. Bak şimdi. Bak şimdi. Yukarıda verilen birim çembere göre aşağıdaki uzunlukları alfa cinsinden yazınız diyor. Şimdi yine x eşittir 1 yani şuradaki sarı eksenin tanjant ekseni olduğunu gör. y eşittir 1'in mavi eksenin kotanjant ekseni olduğunu gör. Alfa kadar açı yapmış. Bak şimdi. Bak. Bu sefer bu alfa kadar açının birim çemberi kestiği nokta e noktası. Yine bu e noktasının apsisi kosinüs alfa. Yine bu e noktasının ordinatı sinüs alfa ama 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 bu sefer arkadaşlar kosinüs alfa ama kosinüs alfa ama tamam kosinüs alfa yani yatay uzunluk şu LO arasındaki mesafe kosinüs alfa ama x ekseninin solunda olduğu için bu koordinat aslında eksi kosinüs alfa arkadaşlar yani burası eksi kosinüs alfa peki hocam nasıl bir uzunluk eksi olabilir ya arkadaşlar burada kosinüs alfa eksidir zaten bunu ileride geleceğiz. ikinci bölgede kosinüs eksi falan filan. Ama ona gerek yok. Onu öğrenmemize gerek yok. Kardeşim birim çemberde bir açının uzantısının birim çemberi kestiği noktanın absisi kosinüs değil miydi? Tanım bu değil mi? E absisi diyor bak. Absis eksi olabilir ya. Absis eksi birdir mesela. Eksi kök 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla buradaki kosinüs eksidir. Çünkü e noktası e, x ekseninin sol tarafında sinüs de artıdır. Çünkü e, e, noktası Y ekseninin üstünde. Tamam mı? Dolayısıyla LO arasındaki mesafe kosinüs alfadır. Ama EL arasındaki mesafe artı sinüs alfadır. Eksi kosa artı sin. Burayı unutma. Niye? Çünkü sinüs pozitif. Çünkü E noktası X ekseninin üstünde. Çünkü kosinüs negatif. Çünkü E noktası X ekseninin sol tarafında. Bunu unutma. Yani... E, -L falan soruyor ama aynen. E, K'yı soruyor. Bak Eksi kos, burada eksi kos. EK eksi kos. Eksi alfa ama EL artı sinüs alfa. Tamam mı? Devam ediyorum. AB uzunluğu diyor. Neresi AB? AB burası. Arkadaşlar bakın. Normalde e, alfa açısının birim çemberi değil de kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisine yani kotanjant eksenini kestiği nokta A A noktasının apsisine yani şuradaki uzunluğa A noktasının apsisi şurası. Aynı zamanda burası A noktasının apsisi. Bu noktaya arkadaşlar tabii bu A biraz daha dışarı düşüyor. Bir değil aman A. Bu AB'ye normalde kotanjant alfa diyorduk. Yani bu koordinata A'nın apsisine kotanjant alfa diyorduk. Ama arkadaşlar bu x ekseninin sol tarafında olduğu için işaret anlamında eksi bir işarete sahip. Dolayısıyla bu AB mesafesi eksi kotanjant alfa olacak. Dikkat edin. Çünkü kotanjant alfa eksi ise eğer siz buraya artı kotanjant alfa yazarsanız e, bu uzunluğu negatif yapmış olursunuz. O yüzden burası eksi kotanjant olacak. Tamam mı? Anlaştık mı? E, o zaman AB mesafesini soruyordu. AB mesafesi eksi kotanjant alfa olacak. Yazıyorum hemen buraya. Eksi kotanjant alfa. Şimdi DF mesafesini soruyor. DF neresi? D, D, F. DF burası. Arkadaşlar e, şimdi birim çemberde bu açının normalde şöyle düşünün bakın. Onu da şöyle göstereyim size. Bazen sanki kestiği nokta yokmuş gibi gözükebilir. Bak ben şöyle bir açı alıyorum. Ha, hatta tanjant eksenini de şuraya çizmiş olayım. Bu tanjant ekseni değil mi arkadaşlar? İnşallah şöyle getirebilirsem. Ha, Bu tanjant ekseni. Bu x eşittir 1 doğrusu. Yani tanjant ekseni. Şimdi ben bir açı alıyorum. Alfa kadar açı ama buraya alıyorum. Bunun tanjant eksenini kestiği nokta. Şimdi şey diyebilirsin. Yok ki kesmiyor kesiyor yavrum. Bunun uzantısı bu tarafta kesiyor bu sefer. Yani şurada kesiyor. Bak, da burada kesiyor. Yani buradaki mesafe bu F noktası bu açının tanjantı. Ta, e, tabii ki ordinatı diklik olduğu için e, bir şeye, bir şeye tanjant alfa. Ama bu tanjant alfa. Bu F noktasının ordinatı y ekseninin altında olduğu için tanjant alfa'nın işareti eksi. Dolayısıyla bu mesafe eksi tanjant alfa arkadaşlar. Eksi tanjant alfa. O zaman df'nin eksi tanjant alfa olduğunu söyleyebilirim. Eksi tanjant alfa. Şimdi bk'ya bakalım. bk neresi? Burası. bk basit ya. Burası sinüs alfa ise burası da sinüs alfa. bo'nun tamamı bir birim olduğuna göre bk'nın bir eksi sinüs alfa olması lazım. bk'ya gittim. Bir eksi sinüs alfa yazdım. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak, sorularda daha keyifli olacak şimdi. Daha keyifli keyifli yapacağız. Sağlam soru, güzel sorulara hazır ol. Gel şimdi. Yukarıda birim çemberde AB'nin uzunluğu çemberin yarı çapına eşittir. Birim çember diyor. Çemberin yarıçapı diyor. O zaman AB 1. E OB de 1, AO da 1. Bunların hepsi niye 1 oldu? Şimdi OB ile OA yarıçaptan dolayı 1 oldu. AB'ye de soru yarıçap eşit demiş. O zaman burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin her açısı 60 derecedir tamamı 180 olduğuna göre alfanın 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. Alfa 150 derecedir. Yanlış. B noktasının koordinatları eksi kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2'dir. Şimdi B noktasının koordinatları. Şunları bir silelim şöyle. Şunları silelim. B noktasının koordinatları. Ha, B noktası burada. O zaman hemen bir tane dik indiriyorum B noktasının koordinatları için. indirdim dikimi. Burası 60 derece. O zaman burası 30 derece. Aynı şekilde burası 30 derece. Yarıçap olduğu için 1. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. O zaman B noktasının absisi bak. Bu kadar gelmiş ama sol tarafta yani eksi 1 bölü 2 ordinatı da artı kök 3 bölü 2. Niye? Çünkü bu mesafede kök 3 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 mi diyor? Hayır. Tam tersini diyor arkadaşlar. O zaman bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Taralı alan kök 3 bölü 4'tür. Arkadaşlar eşkenar üçgenin alanı bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4 ile bulunuyor da hatırlıyorsanız. Bu da zaten direkt kök 3 bölü 4 yapar. Bir kenarı 1 olduğu için. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız yalnız 3'tür. Yalnızım ben çok yalnızım. Bunu da hallettik. Geldim buraya. Wow yukarıda verilen birim çember içine AB kenarı çap üzerinde C köşesi birim çember üzerinde olan ABC dik üçgeni çizilmiştir Buna göre ABC üçgeninin alan değeri nedir diye soruyor Tabii ki trigonometrik olarak bulacağız bu alan değerini Şimdi arkadaşlar neler yapabiliriz Bir bakalım Bir bakalım bir bakalım şimdi bu bir birim çember değil mi Evet bu bir birim çember birim çemberse şuraya yazdım biri Bak şimdi şu güzel bir şey yapacağım Şöyle güzel bir şey yapacağım. Şu C ile O'yu birleştirdim. Bu C ile O'yu birleştirince burası da bir ya çünkü O C de yarıçap. Bu da yarıçap. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Buraya 20 ise burası da 20 oldu. İki için toplamı bir dıştan şurası 40 oldu. E, o zaman arkadaşlar burası 40sa demek ki şuradaki açının 140 olması lazım. Bak birim çemberde bir açının uzantısının birim çemberi kestiği noktanın apsisi neyi veriyordu? o açının kosinüs değerini. Yani 140 derecenin e, kosinüsü C noktasının apsisi. Yani burası. Ama lütfen çok dikkat et. Neye dikkat et? C noktasının apsisi negatiftir. O yüzden burası eksi kosinüs 140. Önce o noktanın apsisinin işaretine bakıyorsun. Eksi ise eksi kos alfa artı ise artı kos alfa. Mesela sinüs için sinüse baktığın zaman evet CB'de buradaki 140 derecenin sinüsü ve C'nin ordinatı pozitif olduğu için C'nin e, o o CB arasındaki mesafe artı sinüs 140 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? E, şu da bir birim. O zaman CB, ABC üçgeninin alanını bulurken tabanı. Yani AB. Nedir AB arkadaşlar? Bir birim eksi kosinüs 140 birim. Yani bir eksi kosinüs 140 bu AB yani taban çarpı yüksekliğimizde sinüs 140 bölü 2. Bu sorularda şimdilik bunları bırakacağız. İleriki konularda toplam farkta, yarım açıda, indirgemelerde falan bunları daha düzenleyeceğimiz zamanlarda gelecek. Ama şu an bırakacağız böyle. Cevabımız bu yani. Tamam mı? 15'te devam ediyorum. Yukarıda O merkezli çeyrek çember, çeyrek birim çember verilmiştir. 66 AK uzunluğu kaçtır diye soruyor. Birim çember. O zaman OB1. AK uzunluğu kaçtır diye soruyor. Tabii kaçtır derken trigonometrik olarak ifade et diyor. Şimdi bak hemen şurayı birleştirdim. Yarı çapı çok kullanıyorum birim çemberde. Burası 1 burası 1. O zaman ikizkenar üçgen var bak burada. Ikiz kenar üçgen. 66 ise burası da 66. 2 tane 66 132. O zaman burası 48 yaptı. Z kuralından dolayı buraya da 48 oldu. Niye bununla bu birbirlerine paralelse 48 buraya 48 olarak gelir. Şimdi ona çok ihtiyaç yoktu. Şuradan da yapabiliriz. Şimdi P noktasının apsisi nedir arkadaşlar? Yani buraya ben h dersem OH arasındaki mesafe kosinüs 48'dir. Birinci bölgede zaten P'nin absisi de ordinatı da pozitif. O yüzden eksi kosinüs 48 falan yazmadım. Artık kosinüs 48 yazdım. Aynı şekilde PH mesafesi de sinüs 48'dir. O zaman burası da sinüs 48'dir. E arkadaşlar a'nın tamamı da 1'dir. O zaman AK 1 eksi sinüs 48'dir. Bitti. Tamam. Şuradaki şeye gerek yoktu. Z kuralına gerek yoktu. Anlaştık mı? Güzel. Devam ediyorum şimdi buraya. 16. soruyla. Diyor ki aşağıda O merkezli çeyrek birim çember verilmiştir. Tamam. Taralı alanın alfa türünden eşiti nedir? Yine trigonometrik olarak bulmamızı istiyor bizden. Şimdi birim çember. O zaman burası bakın bir birim. OB bir birim. Çünkü çeyrek birim çember vermiş. Şimdi bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Bak bu açı 90 eksi alfa çünkü köşesi 90. Burası 90 sa bu açı alfadır arkadaşlar. Alfa eksi alfa ile gider. 90 artı 90'dan 180'e verir. Bu açı alfa ise eğer bak alfa şöyle bir üçgen var orada. O üçgeni şu üçgeni dik bir şekilde şöyle çeviriyorum bak. Şu formata getiriyorum. Şimdi şurası bir birim tamam mı? Şu açı alfa şurası 90 derece. O zaman burası kosinüs alfa o zaman burası sinüs alfa. Ha, o zaman e, hat, özür dilerim karşı bölü komşu. Burası sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Burası da kosinüs alfa komşu bile hipotenüs. O zaman burası kosinüs alfa. Bak bu üçgen buradaki üçgen aynısı. E, burası da sinüs alfa. Sinüs alfa. O zaman soru bitti. Nereden bitti? E, bu üçgenin alanını sormuyor mu? Dik üçgen. Bir dik kenarı kosinüs alfa. Diğer dik kenarı sinüs alfa. Kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü iki. Bu kadar yavru işler. Tamam mı? Güzel. Vallahi ne trigonometri yapıyoruz ya. Daha sen dur. 17 ile devam ediyorum. Yukarıda verilen birim çemberde AOB üçgeni gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi. Bak. Bir açı yapmışız. Bu açının, bu açının uzantısının birim çemberi kestiği noktanın apsisi bu açının kosinüsü ordinatı da sinüsü. Ama B noktasının absisi negatif olduğu için burası B noktasının absisine götüreceğim gideceğim. Eksi kosinüs alfa yazacağım. Burası absisi eksi kosinüs alfa yazacağım. Ordinatı sinüsü de eksi olduğu için ordinatına da gideceğim. Eksi sinüs alfa yazacağım. Burası da eksi sinüs alfa. O zaman karşıdan burası da eksi sinüs alfa olur. Tamam. Güzel. Şimdi ee, şuranın da bir birim olduğunu biliyorum. Aynı şekilde o A'nın tamamının bir birim olduğunu biliyorum. O A'nın tamamı bir birimse arkadaşlar. Bakın buraya x derseniz x eksi kosinüs alfa bir birim. Buradan x eşittir 1 artı kosinüs alfa. O zaman şuranın da 1 artı kosinüs alfa olduğunu bulduk. 1 artı kosinüs alfa. Bize ne soruluyor? AOB üçgeninin çevresi 2 tane tanjant alfadır. Ne alaka? Ne alaka yani? AOB üçgeninin çevresi tanjantla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu olmaz. AOB üçgeninin alanı sinüs alfa bölü 2'dir. Tabanımız OA yani bir birim. Yüksekliğimiz de eksi sinüs alfa. O zaman eksi sinüs alfa çarpı 1 bölü 2'den alanımız eksi sinüs alfa bölü 2. E bu artı sinüs alfa bölü 2 demiş. Bu da doğru değil. OA kenarına ait yükseklik eksi sinüs alfadır. Evet bak OA kenarına inen dik yükseklik bu B'den buraya kadar gelen yükseklik eksi sinüs alfadır. Öyle söylemiş. Bu doğru olacak. Cevabımız yalnız 3'ü verecek. Tamam mı? Tamam. Devam ediyorum. Bitmiyordu, bitmiyordu, bitmiyordu. Aşağıda o merkezli birim çember verilmiştir. DE paralel CA'ya falan filan. Kosinüs 18 bak bu 10 numara 5 yıldız bir soru. Koy sınava var ya böyle cayır cayır böyle. Gayış gibi bir sınav sorusu olur bu. Şimdi kosinüs 18 eksi kosinüs 18 çarpı sinüs 18 olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Soruların yarı çap yok yarı çap yok. Yarı çap oluşturmaya çalışalım. Bir burayı birleştirelim. Belki buradan da işimize yarar. Bir de burayı birleştirelim. Tamam mı? Şimdi yarı çap olduğu için burası bir birim. Burası bir birim. Burası 90 derece. Şuradaki açıya beta diyelim arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgenden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda ikiz kenardır. Aynı zamanda kenar ortay. Aynı zamanda aç ortaydır. Daki'den hatırlayın bunu. Harika bir geometri kampımız vardı bu sene. Daki'den hatırlayın. Şimdi Buraya kadar tamam. O zaman bakın burada bir üçgen oluştu. Şurada bir üçgen oluştu. Bu üçgende beta açısının karşısı sinüs alfa. Sinüs beta özür dilerim. Komşusu da kosinüs beta. E kosinüs beta ise burası da kosinüs beta. Bu da güzel tamam. Sinüs beta ise şimdi OB arasındaki mesafe 1 ya arkadaşlar. yarıçaptan dolayı. E şimdi buraya H dersem HB de sinüs beta ya. O zaman burası 1 eksi sinüs beta olur. O zaman DE, DBE üçgenin alanı tabanı 2 tane kosinüs beta tabanı DE değil mi? Çarpı bu tabana ait yüksekliği de 1 eksi sinüs beta. 1 eksi sinüs beta bölü 2'dir değil mi? Bölü 2. Bu alanı düzenlersem bu ikiler sadeleşir. Eşittir. Kosinüs beta içeri dağıtırsam kosinüs beta eksi kosinüs beta çarpı sinüs beta. Bak bu neye eşitmiş? izle. Kosinüs 18 eksi, kosinüs 18, sinüs 18, kosinüs beta eksi, kosinüs beta çarpı sinüs beta. Tesadüfe bak. Demek ki arkadaşlar beta açısı bak 18, 18, 18 beta, beta, beta. O zaman arkadaşlar beta açısının 18 derece olduğunu söyleyeceğim. Yalnız bana soru alfa açısını soruyor. Dikkat edin. Burası 18 dereceymiş. Burası 90, burası 18 derece. O zaman burası 72 derece olur. 72 derece. E şimdi yavrularım bu OB mesafesiyle bu OE mesafesi eşit değil mi? Eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var bak. BOE üçgeni bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla bu açı alfa ise bu açı da komple alfadır. E burada 72 alfa alfa. 2 alfa artı 72 180'e eşit olur. Buradan 2 alfa 108'e eşit olur. Buradan da alfa açısı 54 dereceye eşit olmuş olacaktır. Çok güzel bir soru. Tam sınav sorusu diyorum ya. 19. Aşağıda o merkezi çeyrek birim çember verilmiştir. Yukarıda verilen taralı alanın alfa cinsinden eşiti. Gayet basit arkadaşlar. Zaten biz şuranın bir birim olduğunu bildiğimiz için birim çembermiş ya. Bu a'nın 1'e 0 olduğunu bildiğimiz için bu x eşittir. Bir doğrusu yani tanjant eksenidir. Dolayısıyla burası tanjant alfadır. Burası sinüs alfadır. Burası kosinüs alfadır. Tamamı 1 olduğu için burası da 1 eksi kosinüs alfadır. O zaman yamuğun alanı alt taban sinüs alfa artı üst taban tanjant alfa çarpı yükseklik yani 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 ile bulunacak. Bunu böyle bırakacaksınız şimdilik. İleride bunlara böyle bırakmayacağız. Şimdilik böyle bırakıyoruz. Tamam mı? Geldim buraya. Yukarıda x eşittir 1 doğrusu o merkezi çembere c noktasında teğettir. E, açı alfa olduğuna göre a, b, c, o ifadesinin alfa türünden eşit. Alan a, b, c, o. A, b, c, o. Yani yine dik yamuk. Dik yamuğun alanını bulacağız. Burada nasıl bir şey yapacağız? Bir bakalım arkadaşlar. Hemen ben şöyle yapayım. Birim çember üzerindeki noktamız alfa açısı. O zaman burası sinüs alfa yaptı. Burası kosinüs alfa yaptı. E, o zaman burası 1 eksi kosinüs alfa yaptı aynı şekilde şurası da tanjant alfa yaptı. Niye? Çünkü x eşittir. Bir doğrusu yok. Tanjant alfa olmaz orası. Uzantısı tanjant olur, alfa olur. Burası sinüs alfa. Çünkü dikdörtgen. Bunu böyle uzatıp bu uzunluğa tanjant alfa dememiz lazım. Ee, şurası da bir eksi kosinüs alfa oldu yukarısı. O zaman yamuğun alanı alt tabanımız e, bir. Bir artı. Üst tabanımız bir eksi kosinüs alfa çarpı yüksekliğimiz sinüs alfa bölü 2 olacak bölü 2. 1 artı 1'i de hani 2 eksi kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 olarak adlandırabilirsiniz. 21. 21. Aşağıda o merkezli birim çemberin dörtte birlik kısmı gösterilmiştir. Bazen çeyrek diyor bazen de. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor bize. Bak şimdi burada çok dikkat et. Tonga'ya düşme. Bu açı alfa. Bu açı değil. Bu açı alfa. Şimdi bak hemen şuradan dikini indir alfayı içine alan dik üçgenini oluştur. Karşısına sinüs alfa yaz. Komşusuna kosinüs alfa yaz. Çünkü burası bir birim. Çünkü birim çember. O zaman, o zaman A noktasının absisi için ne diyebilirsin? A noktasının absisi sinüs alfadır. Kos, e, ordinatı da kosinüs alfadır. Tamam. Başka ne diyebiliriz? C noktasına A noktasının absisi kosinüs alfadır diyor. Bir kere o yanlış. Şu yanlış bir kere. Şu yanlış. C noktasının apsisinden bahsediyor. Tanjant alfa. Sı karşısı. Alfa açısının karşısı. Nedir orası? Mesela buraya bir harf vermemişiz. D olsun mesela. Karşısı DC. Komşusu 1. Karşı bölü komşu tanjant alfayı verir. Demek ki burası tanjant alfa. E, o zaman C noktasının apsisi gerçekten de tanjant alfa oluyor. C noktasının apsisi tanjant alfadır. Doğru. Benzer şekilde B'ye uygularsam B noktasının apsisi de kotanjant alfa olur. Komşu bölü hipotenüsten. Bu da doğru. Ama üçüncüsü yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olarak bulunmuş olacak. 1 ve 2. mi değil mi değil mi değil mi değil mi değil mi? 22 ile devam ediyorum. O merkezi birinci çember verilmiştir. Verilen bilgiye göre tarım bu sayfa da çok güzel. Verilen bilgilere göre taralı bölgenin alanının alfa cinsinden değeri nedir? Bak şimdi dikkat et. Alfa kadar açı yapmış. Alfa kadar açı yapmış e, uzantının birim çemberi kestiği noktanın apsisine o oranın kosinüsü kosinüs alfa ordinatta sinüs alfa. Ama ama A noktasının apsisi eksi olduğu için A noktasının apsisi eksi olduğu için bu CO arasındaki mesafe eksi kosinüs alfa A noktasının ordinatı da eksi olduğu için bu AC arasındaki mesafe de eksi sinüs alfa. Bak bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Şimdi taralı bölgenin alfa cinsinden eşiti. O zaman buraya da 1 artı kosinüs alfa gelecek ki 1 eksi, kosinüs alfa ile toplayınca OB arasındaki mesafe 1 gelsin. Çünkü bu bir birim çember. O zaman tabanımız 1. Tabanımız 1. Yo, tabanımız 1 değil. Buranın alanını soruyormuş. Tabanımız 1 artı kosinüs alfa. O tabana ait yüksekliğimiz de eksi sinüs alfa. O eksi şöyle şık olmuyor. Şöyle başa yazalım. Çarpı sinüs alfa. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Selamun aleyküm. Sarı bölgenin alanını bulmuş olduk. Bak trigonometrik e, ifadelerde uzunlukları trigonometrik oranla ifadeler cinsinden yazmak çok önemli. Bak ÖSYM hep soruyor. Tamam mı? O yüzden bu kadar üstünde duruyorum. Devam ediyorum şimdi. Aşağıda O merkezi bir birim çember gösterilmiştir. Buna göre turuncu alanın, mavi alanı oranının alfa türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu sekantla falan çözebiliriz ama ben onunla çözmeyeceğim. Hiç girmeyeceğim. Çok mecbur kalmadıkça sekanta girmiyorum. Bak buraya A diyorum. Buraya da B diyorum. Tamam mı? Şimdi bak bu açı alfa ise burası 90 buradaki açının 90 eksi alfa olduğunu söyleyebilirsin. Senin gözünden tanırım ben söylersin. O zaman burası 90 eksi alfa ise tamamı 90 olduğu için bu açıya alfa diyebilirsin. Bak şimdi Şuna dikkat etmeni istiyorum. Alfanın komşusunda 1 yazıyor. OH1. Yarı çap. Karşısında da B yazıyor. Karşı var komşu var. O zaman tanjant alfayı yazmak istesen karşısında B var komşusunda 1 var. O zaman bak burası tanjant alfa işte. Hiç sekanta girmene gerek yok. Şimdi buraya bak. Alfanın karşısında 1 var. Komşusunda A var. Karşı komşu. Bu sefer de komşu bölü karşı yaz. İstersen karşı bölü komşuyu yaz da o zaman bu tarafa bulursun. Komşu bölü karşıyı yaz. Komşusu Bak kotanjant alfa yazıyorum. Komşusu A, karşısı 1. A bölü 1. O zaman e, burası da A. A'da kotanjant alfa. E, burası da kotanjant alfa. Bize diyor ki turuncu alanın mavi alanı oranı. Şimdi turuncu alan tabanımız e, tanjant alfa. Yüksekliğimiz 1. Tanjant alfa bölü 2. Burası tanjant alfa bölü 2. Burası da kotanjant alfa bölü 2. O zaman arkadaşlar turuncu alanın yani tanjant alfa bölü 2'nin diğer şeye oranı. kotanjant e, alfa bölü 2 oranı. Kotanjant alfa bölü 2. Bunlar birbirini götürüyor. Tanjant alfa bölü kotanjant alfadır cevabımız. Şimdi tanjant ve kotanjant da ispatladığım şeylerden yola çıkarak ezberletmiyorum. İspatladığım şeylerden yola çıkarak iki tane çıkarım yapacağım. Arkadaşlar tanjant alfa e, sinüs alfa bölü kosinüs alfaydı. Bunu ispatlamıştım. Kotanjant alfa da kosinüs alfa bölü sinüs alfadır. Buradan iki çıkarım yapabilirim. Çıkarım bir. Tanjant alfa ile kotanjant alfayı çarparsak eğer çarparsak eğer ee, ne olur? Sin alfa çarpı bölü kos alfa çarpı kos alfa bölü sin alfa. Kos alfalar sin alfalar birbirini götürür. Bir olur. Yani aynı açı değerinin tanjantıyla kotanjantının çarpımı birdir. Bu bir. Birinci çıkarım. İkinci çıkarımda farkındaysanız tanjant kotanjantın kotanjant da tanjantın çarpmaya göre tersi. Yani tanjant alfa yerine 1 bölü kotanjant alfa yazabiliyorum. Kotanjant alfa yerine de 1 bölü tanjant alfa yazabiliyorum. O zaman tanjant alfa kalsın. Kotanjant alfa yerine de 1 bölü tanjant alfa yazarsam takla atınca tanjant alfa bölü bir yapar. O zaman buranın cevabı tanjant kare alfa olur. Tamam mı? Bir sürü şey öğrendik bu derste. Yığınla şey öğrendik ve Eminim çoğunuz bunların ispatlarına hiç kafa yormamıştınız. Ya bize diyor tanjant çarpı kotanjant bir. Niye öyle? Öyle dediler bize. Hoca öyle öğretti. Hoca öyle öğretti değil. Onların hepsinin bir anlamı var. 24'te devam ediyorum. 24'te devam ediyorum. 24 de güzel bir soru. Şimdi. Yukarıda verilen birim çemberde A noktasından E noktasına eksenlere paralel olacak şekilde mavi oklarla belirtilen çizgiler üzerinden hareket edilerek gidiliyor. Buna göre mavi yolun uzunluğunun <iosöristance> alfa trinden alfa trinden, trinden eşiti nedir? Alfa açısı burası 90 derece. O zaman bu karşısı sinüs alfa, komşusu kosinüs alfa. Alfa ise yöndeş açıdan alfa çünkü bunlar şöyle paraleller arkadaşlar. Aynı şekilde bununla da bu paralel olduğu için yönde açı buraya da gelir. Bu da alfa olur. Şimdi bu alfaya baktığım zaman karşısına sinüs alfa yazıyorum. Komşusuna kosinüs alfa yazıyorum. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Buranın tamamı bir birim. E, OC arası sinüs alfa ise burası 1 eksi sinüs alfa. O zaman şu ED arası da 1 eksi sinüs alfa. Sanırım her şeyi buldum. Tabi şu mavilikleri sileyim de mavilikler gözüksün. Şimdi bir eksi dikeyleri toplayalım bak önce. Bir eksi sinüs alfa. Sinüs alfa artı sinüs alfa. Artı bir daha sinüs alfa. BA sinüs alfa artı. Şimdi yatayları toplayalım. Kos alfa yine kos alfa. Artı kosinüs alfa artı kosinüs alfa. Şimdi eksi sinüs alfa ile artı sinüs alfa gider. Burada ne kalır? İki tane kosinüs alfa kalır. Artı bir tane sinüs alfa kalır. Bir de artı birimiz kalır. Tamam? Güzel. Bugünün son sorusuyla bitiriyoruz arkadaşlar. Örnek 25. 25 tane soru konuştuk. Aşağıda O merkezi birim çember gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz bir kere. Hemen buradan dikimi indiriyorum. Karşısı sinüs alfa komşusu kosinüs alfa o zaman a dediğim şeyin sinüs alfa olduğunu b dediğim şeyin de kosinüs alfa olduğunu unutmayacağım. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Şimdi şöyle baktım. Ee, a açısı evet karşısı sinüs alfa ama bu k noktasının ordinat eksi olduğu için eksi sinüs alfa. Burası da kosinüs alfa komşusu ama k noktasının e, ordinatı absisi de ordinatı da eksi olduğu için bu da eksi kosinüs alfa. Yani c'nin eksi sinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. D'nin de eksi kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman a artı b artı c artı d toplamı sıfır yapar değil mi? Eksi sin artı sin ile eksi kos artı kosta gider. Bunun sıfır olması lazım. Yanlış. A eksi d. A'mız ne? Ula ben bu a'ya niye sinüs alfa yazmışım ya? A absisimiz kosinüs alfa olacak değil mi? A kosinüs alfa B sinüs alfa. Tamam özür dilerim. Şimdi şunu sileyim. Şunu sileyim. A eksi D. A'mız kosinüs alfa. D'miz de eksi. D'miz de eksi kosinüs alfa. Eksi eksi artı yaptı. Ne yaptı burası? İki tane kosinüs alfa yaptı. Doğru. B'miz sinüs alfa. C'miz de eksi sinüs alfa. Eksi eksi artı yaptı. Bu da iki tane sinüs alfa yaptı. O zaman bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani 2 ve 3. <laughs> 2 ve 3 yani 2 ve 3. Tamam mı? Evet bence çok sağlam bir ders oldu. Ha trigonometride trigonometrik fonksiyonların kenarların trigonometrik fonksiyon ve açı değerleriyle alakalı alanla karşınıza çıkabilecek her şeyi burada konuştuk arkadaşlar. Güzel de sorular çözdük, sınav tarzı sorularda çözdük. Bak 23 bu sınav sorusu olabilir. Bu sadece böyle karşınıza çıkabilir. Bunu ileriki işleyeceğimiz konularla birleştirebilirler. Aynı şekilde 18, 2 yıldızlık çok güzel bir soru. Tam, ya Bu direkt sınav sorusu zaten. Karşımıza çıkabilir. 16 çok güzel bir soruydu. 14 çok güzel bir soruydu. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Aman ha ne olursunuz gözünüzü seveyim ihmal etmeyin. Şu tam kare olayına bir hatırlayın. Tam kare olayında ne yapıyorduk? Onu güzel bir şekilde pekiştirin. Burada zaten arkadaşlar e, sinüs ve kosinüsün alacağı değerlerle ilgili temel sorular çözdük. Bak birim çember üzerinde bir dikdörtgen elde ettirip alanını hesaplattı bize. Güzel bir soruydu. Örnek 5'e de yıldızımı atıyorum arkadaşlar. Ve e, birinci adımı da böylece trigonometri kampımızda noktalamış oluyoruz. İkinci adımda e, artık yavaş yavaş şeye geçeceğiz. Trigonometride bölgelere, işaretlere, sıralamalara geçeceğiz. Sonra dik üçgende trigonometrik oranlara, bağıntılara geçeceğiz. Ve böyle yılan gibi ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir trigonometrik kampı olacak. Hem keyifli olacak, hem öğretici olacak, hem de sınavda çok işinize yarayacak bir kamp olacağını düşünüyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci adımda görüşürüz canlarım benim. Hoşçakalın.